altına baksana, gelin çok güzel olmuş. Biz de söylesem ama dinletemeyiz. Oo, ön tarafı toparlı. Hatice bak. Hani dilinin üçte birini aldık böyle. Ama dilin çıkar dışarı. Bak Hatice sanki hiç almamış gibi. Bence vallahi. Kaymış. İyiydi. Düşmeyeceğim. 75 yaşında bayan hastamıza dil kanseri ameliyatı yaptık. Ameliyat yaklaşık 6 saat sürdü. Ameliyatta hastamızın dilindeki kanserli bölgeyi güvenli cerrahi sınırlarıyla birlikte ve olası boynuna atlama ihtimalinden dolayı boyundaki lenf bezlerini de temizleyecek şekilde ameliyat yaptık. Ameliyattan sonra hastamızı 5 gün hastanemizde misafir ettik. Ve daha sonrasında da şifa ile evine gönderdik. Birkaç gün içinde yeme içmesi de başladı. Ve şu an hastamız gayet sağlıklı bir durumda. Ek olarak herhangi bir tedavi almasına da gerek kalmayacak patoloji raporlarına göre. Biz de bu yüzden hastamızın bu durumundan dolayı çok mutlu olduk. Çünkü bu tür hastalar genelde ileri evrede geliyor bize. Bu hastamız ilk %10-15'lik dilim dediğimiz şanslı bir dilimdeydi. Bu hastamızda peki neden bu iş oldu diye bakacak olursak, dil kanserleri genelde ağızdaki eksik diş, keskin diş ve diş protezleri, eksik olan ve eskimiş diş protezlerinin sürekli oraya travma etmesinden dolayı dil, yanak, diş eti kanserleri yol açıyor. Bu yüzden hastalarımızın bunlara dikkat etmesi lazım. Çünkü ağız ve dil kanserleri çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Her zaman bu hasta gibi şanslı olmayabilirler. Ameliyatım iyi geçti. Ameliyatım çabuk toparladım. Bilincimi kaybetmedim. Sadece bu dilimden rahatsızlığım vardı. Başka bir yerimden bir sıkıntım yoktu. Kanser miymiş? Evet, öyleymiş. Onda işte dişimi çektirdim ben bir o. O dişimi çeken doktor sağlam dişimin tepesini kırmış. O kırık dişin tepesi bıçak gibi olunca benim dilimi yara etmiş. Sonra artık fazla acımaya durunca doktora geldik. Doktor söyledi, böyle dişin dedi. Dilini de yar etmiş dedi. O da kötüye çevirmiş dedi. Normalde de olacak.